COVID-19 pandemisinin ekonomik etkilerinden en fazla etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler öncelikle işbirliği alanları arasındadır. Bu kapsamda küçük ve orta ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB ve Etiyopyalı muhatabı Federal Sanayi Kalkınma Ajansı işbirliğinin daha ileriye taşınması amacıyla 2021-2022 yılları için bir eylem planı hazırlayacaktır. Özellikle enerji, sağlık ve ulaşım alanında, özellikle ulaştırma alanında Türk Hava Yolları'nın Etiyopya'ya doğrudan gerçekleştirdiği uçuşlar, ikili ilişkilerimizin gelişmesine ivme kazandırmıştır. COVID-19 sonrası dönemde bu imkanların en iyi şekilde değerlendirilerek karşılıklı temaslarımızın artırılacağından hiç şüphemiz yoktur. Ve yine bir görevlendirme daha yaptık. Sivil havacılık unsurlarımız inşallah özellikle e-vize kapsamındaki meseleleri değerlendirmek. Yine aynı zamanda kargo uçakları ve geniş gövdeli uçaklarımızın oradaki ve Türkiye'deki uçuşlarını değerlendirmek üzere 2021 Haziran ayına kadar bir araya gelip bu toplantıları yapacak ve inşallah bize nihai bir sonuç ileteceklerdir. Etiyopya'nın enerji ve maden sektörü ülkelerimiz arasında ortaya çıkabilecek yeni işbirliği fırsatlarına işaret etmektedir. Ülkemizin de enerji ve madenler alanında önemli deneyimleri bulunmaktadır. Bu çerçevede sahip olduğumuz tecrübeleri Etiyopyalı dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu hem toplantıda belirttik hem de burada bir kez daha yinelemek isterim. MTA ve TPAO Etiyopyalı muhatap kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmeye hazırdır. COVID-19 pandemisi tüm dünyaya sağlık alanında bilgi ve deneyim paylaşımının ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu çerçevede sağlık alanında ortak bir çalışma grubunun oluşturulmasının karşılıklı fayda çerçevesinde olumlu getirileri olacağı kanaatindeyim. Ve yine burada eğitim ve burslar alanında da kapasiteyi geliştirme konusunda özellikle yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları ve aynı zamanda YTB'nin organizasyonunda Sayın Bakanımız da sağ olsunlar. Mutabakat metnimizde de var. Hem kapasiteyi geliştireceğiz hem bunların organizasyonunda işbirliğini en üst seviyeye taşıyacağız. Bunu da özellikle gösterdikleri liderlik sayesinde Sayın Bakanımıza tekrar huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ve yine tabii önemli mesele İçişleri Bakanı olmam hasebiyle güvenlik. Yani gerek Etiyopya, gerek Türkiye'nin güvenliği, bu konuda terörizmle mücadele, PKK'dan PYD'ye kadar, DAEŞ'ten FETÖ'ye kadar hakikaten toplantımızda da önemli bir işbirliğinin altını teyit ettik. Önemli bir anlayışı teyit ettik. Özellikle FETÖ konusunda Etiyopya'nın ve Sayın Bakan'ın hassasiyetine hepinizin huzuruna tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve yine Maarif Vakfı konusunda Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu bir cümle hepimizi memnun etmiştir. Ve bu konuda bizim çalışma kapasitemizi ve gönüllülük kapasitemizi arttırmıştır. Biz Maarif Vakfı'nın güçlenmesini arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Bu geçmiş dönemde Türkiye ile Etiyopya arasındaki anlaşmanın da en önemli süreçlerinden bir tanesidir. Bu konuda da sizlere müteşekkirliğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımıza, Türk ve Etiyopya heyetinin çok değerli üyelerine, KEK toplantısının başarıyla gerçekleşmesinde ve toplantı tutanağına nihai halin verilmesinde emeği geçen her iki ülkenin teknik heyet üyelerine huzurunuzda tekrar şükranlarımı sunuyorum. Karma Ekonomik Komisyon 8. dönem toplantısında alınan kararların önümüzdeki dönemde ülkelerimiz adına verimli sonuçlar alınmasına vesile olacağını temenni ediyorum. Burada tekrar ülkelerimiz arasında
dostane ilişkilerin ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum ve bu konuda 24 saat KEK eş başkanı olmamız münasebetiyle Sayın Bakanımızla karşılıklı ilişkilerimizin ve bu imzalanan mutabakatının takibinin birlikte yapılacağını tekrar Etiyopya'ya buradan oradaki tüm Etiyopyalılara oranın güzel insanlarına selamlarımızı iletmelerini ifade etmek istiyorum. O cümleyi söyleyeyim mi Sayın Bakan? Türkiye için söylediğiniz cümleyi. Sayın Bakan Türkiye için çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki Etiyopya'da insanlar iyi temennilerini çocuklar için, yeni doğanlar için ve insanlar için ortaya koyarken Türk gibi güzel olsun temennisini sürekli olarak söylerler. İnşallah bu ilişkilerimizle bu yıllara sari olan derin kültürümüzden gelen bu anlayışı mahcup etmeyiz. Bu vesileyle tekrar Etiyopya halkına buradan selamlarımızı, Sayın Başbakan'a, devlet büyüklerine selamlarımızı, hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyorum ve çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.